Hadi şöyle kafamızı şöyle bir uzatalım da dışarıya bakalım. Mesela Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor tüm hiddetiyle. Bu arada Putin ölümden döndü. Putin'e suikast girişimi yapıldı. Evet ve bu suikast girişimi de kamikaze dronlarla gerçekleştirildi. Yakından bir bakacağız hemen. Ne oluyor ne bitiyor anlamaya çalışacağız. Şimdi değerli seyirciler diyor ki Kremlin dün akşam saatlerinde kamikaze dron saldırısı teşebbüsünde bulunuldu. Söz konusu Kremlin'in işte kubbelerinden biri tam o yakınında patlatılıyor, patlatılıyor ve dronların hedefinde de Putin'in olduğu belirtiliyor. Vladimir Putin'in. Diyor ki Kremlin, Putin'in şu anda durumu iyi, kendisi güvende. Peki nedir bu kamikaze dronlar? Biz kamikaze dronlarla Ukrayna Rusya Savaşı'nda tanıştık ve adres olarak da İran'ı gördük. Bakınız İran yapımı Şahadet 136 kamikaze. Drone 2,5 metre kanat açıklığı var. 40 kilometrelik bir ağırlığı var. 120 kilometre seyir hızında ilerliyor. Ve yine bir başka kamikaze İran yapımı Meraj. Onun da 450 kilometre menzili var. Ve bakıyoruz bir şekilde bu İsrail'in de, de var bu kamikazeler. Ama ortalama 450-500 kilometrelik menzilleri var. Ukrayna'nın Rusya ile deniz sınırı doğudan 33 kilometre, güneybatıdan Romanya ile 33 kilometre. Şimdi baktım ben haritaya. Bakınız değerli seyirciler Donetsk'ten Luangs'tan bir yerlerden bu dronlar eğer gerçekten Ukrayna yaptıysa hareket etse St. Petersburg'a 1800 kilometre, 180 kilometre bir mesafe var Moskova'ya kadar. Şimdi nasıl oluyor bu? Yani o kadar uzun menzilli drone var mı kamikaze drone? Öyle bir teknoloji yok. Peki nereden o zaman havalandı? Ukrayna yaptıysa gerçekten bunu onu söyleyeyim. Şimdi Ukrayna ben yapmadım diyor. Ama Rusya diyor ki hayır bunu Ukrayna yaptı diyor. Şimdi suikast girişimi içeriden yapılmış olabilir mi soruları soruluyor. Çünkü Rusya güçlü bir ülke ve dolayısıyla bu kadar güçlü bir istihbaratı var. Bir anda nasıl oldu o kamikaze dronlar direkt olarak hedef, hedefe doğru yöneldi Petersburg'a. Şimdi bunu soranlar var. Acaba içeriden bir şeyler mi oluyor? İkinci soru. Kremlin'de köstebek mi var? Diyelim ki gerçekten dışarıdan yapılan bir suikast girişimi olsun. Peki koordinatları kim veriyor içerden? Bir sızıntı mı var acaba? Çünkü biz bu sızıntıyı gördük daha önce. Savaş çıkmadan önce gördük. Amerikan istihbaratı bildiğiniz Kremlin'in içerisinden istihbarat alıyordu. Yani köstebeği vardı ve dolayısıyla da bir şekilde o bilgilere ulaşıyorlardı. Şimdi soru şu. Acaba içeriden yeni birileri koordinat mı verdi? Dışarıdan yapıldıysa şayet. Ve suikast girişimi başarılı olsaydı sonuçları ne olurdu? Felaket olurdu. Dünya bir anda 3. Dünya Savaşı'yla karşı karşıya gelirdi başka başka senaryoları burada, ürkütücü, korkunç senaryoları konuşmak zorunda kalabilirdik. Ama mantık olarak öyle bin kilometrelik menzile sahip bir kamikaze drone yok. Öyleyse o dronelar nereden havalandı ve oraya nasıl ulaştı acaba? Önümüzdeki günlerde bu soruların cevabını almaya çalışıyorsunuz Fakat Rusya'dan bilgi alamıyorsunuz. Demir perde çünkü. Hatırlayın geçen hafta e, e, 12 e, gün önce hatırladınız mı? Putin bir anda acele Kremlin'e geldi ki bunu hiç yapmazdı. Gece saat 10'da alev acele Kremlin'e Hemen bir duyduk ki e, havalimanında patlamalar olmuş. Ama ne, ne oldu? Patlamayı kim yaptı? Nasıl yaptı? Hiç bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bilgi bu kadar. Sadece varsayımlar üzerinden gitmek zorunda kalıyoruz. Sırbistan